Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Canlarda davranış konusuna geçtik. E, canlarda davranışta da işledikten sonra ekoloji işleyeceğiz. Daha sonra alan bilgisi konularımızı bitirmiş olacağız. Evet, başlayalım. Canlarda davranış. Şimdi biz canlarda davranış arkadaşlar 3 e, ayırıyoruz. Nasıl 3 ayırıyoruz? Doğal davranış, sosyal davranış ve sonradan kazanılan davranış olarak. İlk önce davranış ve tepki nedir? Ona bakalım. Arkadaşlar. Organizmanın iç ve dış ortamdan gelen uyarılara karşı e, verdiği yani meydana getirdiği aktivitelerin tamamına biz ne diyoruz? Davranış diyoruz. Uyarılara karşı organizmanın verdiği cevaba da ne diyoruz? Tepki diyoruz. Canlıların davranışını inceleyen bilim dalına da arkadaşlar etoloji diyoruz. Şimdi biz bizim için önemli olan aslında bundan sonrakiler. Doğal davranış, sosyal davranış ve sonradan kazanılan davranış olarak 3 ayırıyoruz biz davranışı. Doğal davranışlar doğuştan gelen davranışlardır. Yani bir türün tüm üyelerinde bulunur. Mesela bir popülasyonun tüm üyelerinde bulunuyor arkadaşlar. Refleksler ve içgüdüler. Refleksler de kendi içinde doğal refleks ve şartlı refleks olarak ayrılır. Bir de içgüdülerimiz vardır. Şimdi gelelim ee, sonrasında sosyal davranış diye işleyeceğiz Sonra da arkadaşlar sonradan kazanılan davranış diyeceğiz Sonradan kazanan davranışta da izleme yoluyla öğrenme Alışkanlık yoluyla öğrenme Deneme yanılma yoluyla öğrenme Bir de şartlanma yoluyla öğrenme Şu kısım aslında tamamını diyebiliriz ama Eğitim bilimlerinde e, Öğrenme psikolojisinde işlediğimiz kısımlara çok benziyor Biz sadece canlılardan onlar insanlar üzerinden anlatıyorlar Genelde biz arkadaşlar daha çok işte canlılar nasıl yapıyorlar diğer canlılar buna bakacağız. Şimdi doğal davranışa bakalım. Doğal davranış doğuştan gelen, DNA yoluyla aktarılan davranıştır arkadaşlar. Dediğim gibi bir türün tüm üyelerinde görülür. Ee, çevrenin etkisi çok azdır bu davranışlara. Yok gibi bir şeydir hatta. Aynı türün tüm üyelerinde değişmeden çıkar mutlaka. Örnek veriyorum mesela. Kızıl sincap yavruları yuvadan alınıp kafeste büyütülmüşler. Kış geldiğinde arkadaşlar Kızıl sincap kafese besin olarak bırakılan palamutları kafesin bir köşesinde annesinden hiç görmediği halde saklamaya çalışmıştır. O zaman diyoruz ki biz besini saklamak doğuştan kazanılan bir davranıştır. Sonuçta sincap annesinden bu palamutların saklandığını bilmiyor. Görmemiş dolayısıyla bunu öğrenmemiştir doğuştan gelmiştir diyebiliyoruz. Şimdi biz doğal davranışı ikiye ermiştik içgüdü ve refleks olarak. İlk önce içgüdü işleyelim daha sonra reflekse geçelim. Arkadaşlar içgüdü de yine DNA yoluyla aktarılır ve öğrenilmez. Canlı ne yaptığının farkındadır. Bakın reflekste planlanmış bir hareket yok ama içgüdülerde canlı ne yaptığının farkında. İçgüdüler arkadaşlar bu yüzden çok daha karmaşıktır. Şimdi de mesela iğne battığında elimizi çekmemiz bir reflekstir. Bu da hani direkt vücudunun verdiği bir tepki. Ama içgüdü olayında ne yaptığının farkında olduğun için çok daha karmaşık bir olaydır. Hipotalamus kontrol eder içgüdülerimizi. İç dengenin bozulması içgüdüsel davranışı başlatıyor arkadaşlar. Yani hipotalamus zaten vücudumuzun iç dengesini yani homeostasisini ayarlıyordu. Dolayısıyla içgüdüsel davranış da bu sayede başlıyor. Mesela nedir? Neler içgüdüsel davranışı hareketleri başlatıyor? Besinin yokluğu, üreme hormonları, kur yapma, çiftleşme zamanı içgüdüsel hareketleri başlatıyor arkadaşlar. E, ee, örnek verelim mesela arıların iletişim dansı içgüdüseldir. Hayvanların yavrularına bakması, tuna balıklarının göç etmesi, kuşların yuva yapması, yine kazların göç etmesi, ipek böceğinin koz örmesi, örümceğin ağ örmesi bunlar nedir? İçgüdüsel davranıştır. Bunların hepsi bilinçli olarak yapılan şeylerdir. Gelelim reflekslere. Arkadaşlar bunlar belirli bir uyarana karşı gösterilen ani tepkilerdir. Ani tepki savunma hareketidir aslında refleksler. Mesela elektrik şoku verilen solucanın büzülmesi, peygamber devesi böceğinin sineği yakalaması, yani mesela e, böcekçi bitkilerin o yaprağın işte bir sinek konduğu zaman, bir şey konduğu zaman hemen kendini kapatması bunlar nedir? Refleks olaylarıdır. Şimdi biz refleksi ikiye ayırıyoruz. Kalıtsal refleks ve kazanılmış yani şartlı refleks. Arkadaşlar Doğuştan gelen refleksler kalıtsal reflekslerdir. Nedir bunlar? Yine hipotalamus tarafından kontrol ediliyor. Öksürme, hapşırma, kızarma, terleme, esneme, yutma, kusma. Yine göz kapağı refleksi, göz bebeği, diz kapağı refleksi. Yeni doğan bir bebeğin annesini emmesi. Balığın yumurtadan çıkar çıkmaz yüzmesi. Bunlar nedir? Kalıtsal doğuştan gelen reflekslerdir. Koşullu refleksler yani kazanılmış refleksler ise Beyin ilk önce öğreniyor. Daha sonra arkadaşlar öğrendiği bilgiyi omuriliğe yüklüyor. Hani hatırlayın omuriliği anlatırken size buradan bahsetmiştim reflekslerden. Mesela limon görünce ağzın sulanması. Biz doğuştan limonun ekşi olduğunu biliyor muyuz? Hayır. Sonradan bunu öğreniyoruz. Hatta böyle bebeklere böyle tattırırsanız böyle yüzleri çok tatlı oluyor. Ee, sonrasında o limonu gördüğü zaman ya yüzünü ekşitir ya ağzı sulanır. Bu şekilde bir tepki verir. Çocuğun yanan sobadan elini sakınması. Neden bunu yapar? Çünkü önceden yakmıştır. Dolayısıyla sonrasında kendisini sakınarak bir refleks yapar. Hayvanların eğitilmesi yine bunlar da bir reflekstir. Araba kullanma, bisiklet binme, yüzme, dans etme bunların hepsi nedir? Sonradan kazanılan reflekslerdir. Yani öğrenilen reflekslerdir. Şimdi arkadaşlar Pavlov'un deneyine baktığımız zaman burada bir deneyi anlatalım bakın. Köpeğe et veriyor ve salya salgılıyor. Daha sonra arkadaşlar sesle eti bitiştiriyor. Nasıl yapıyor bunu? İlk önce zil çalıyor, daha sonra eti veriyor. Şimdi eti gördüğü için ne oluyor? Salya salgılıyor. Sonra ses veriyor, salya yok. Sonra arkadaşlar tekrardan ses ve eti birlikte veriyor. Salya salgılıyor. Sonrasında ses Duyduğu zaman anında sale salgılamaya başlıyor. Bu nedir? Pavlov'un deneyidir ve kazanılmış yani koşulu reflekse örnektir. Ee, koşulu refleks veya koşullu öğrenme de diyoruz. Hani öğrenim, öğrenme psikolojisinde görmüşsünüzdür mutlaka e, izlediyseniz her videolarını. Orada da yine bu şekilde anlatılıyor. Şimdi gelelim bir tane daha e, örnek vereceğim size. Arkadaşlar. Operant şartlanma veya işlevsel şartlanma dediğimiz bir olay var. Bu herhangi bir uyaranın yanında başka bir ödül ya da cezanın birleştirilmesidir. Mesela bizim bu anlattığımız köpek et olayı var ya salya ses et olayı bu nedir? Bir operant yani işlevsel şartlanmadır. Şimdi bir tane daha örneğimiz var. Şimdi fareyi fanusa koyuyorlar. Daha sonra pedala, pedala tesadüfen basması bekleniyor. Çünkü pedala bastığı zaman peynir düşecek ve fare karnını doyuracak. Fare aç karnına şu an kafesinin içerisinde dolaşıyor. Ve gidip tesadüfen pedala basıyor. Pa pedala basınca peynir düşüyor arkadaşlar ve fare diyor ki ha diyor ben diyor eğer ki pedala basarsam peynir düşecek karnımı doyuracağım. Fare ne zaman acıkırsa gidip pedala basıyor ve yiyeceği önüne düşüyor arkadaşlar. Böylece ne oldu? Öğrenmiş oldu. Bakın yine şartlı koşullu refleks oldu. Evet, böylece refleksleri, doğal davranışları bitirmiş olduk. Şimdi gelelim sosyal davranışlara. Arkadaşlar, sosyal davranışlar, bütün canlılarda yok, bazı canlılarda vardır. Ee, bu, bazı canlılarda iş bölümü, alan savunması, daha sonra liderlik, hiyerarşi ve rekabet gibi faktörler vardır. Bu faktörler sayesinde sosyal davranışlar ortaya çıkıyor. Arkadaşlar, bazı canlılar sadece beslenme ve üreme amaçlı bir araya gelebilirler. Bunlar geçici topluluklar diyoruz biz zaten. Mesela normalde tek başlarına takılıyorlardır, ama üreme için, beslenme için bir araya gelirler. Aslanlar mesela örnek verebiliriz aslanları. Bunlar ne yapıyorlar? İşte, işte bir yemek yakalayacakları zaman beslenme için bir araya geliyorlar. İşte hemen yakalıyorlar, onu aralarında paylaşıyorlar. Daha sonra ayrı ayrı gidiyorlar. Bu bir nedir? Sosyal davranıştır. Yani geçici bir topluluk örneğidir. Örnek vereyim yine başka. Üreme döneminde Antarktika kıyılarına gelen kral penguenler normalde tek başlarına takılıyorlar ama geçici olarak geliyorlar. Sokak lambası altında toplanan sinekler bunlar nedir? Lambaya karşı bir tepki veriyorlar. Leş üzerindeki akbabalar bunlar yine geçici hayvan topluluklarıdır. Arkadaşlar hayvan topluluklarında haberleşme farklı şekillerde olabilir mesela. Görsel olabilir, işitsel olabilir, akustik seslerle olabilir. Yine feromonlarla olabilir. Feromon nedir? Feromon hayvanın salgıladığı bir nevi hormon gibi bir şey. Yani bir kokudur feromon aslında. Ee, türe özgü kokulardır feromonlar. Bu kokulu bu kokuyla canlılarda alan belirleme ve çiftleşme olayı sağlanıyor. Şimdi örneklerini vereceğim bunun da. Mesela örnek olarak böcekler Çiftleşme zamanı arkadaşlar dişilerini feromonlarla buluyorlar. Şimdi türe özgü koku olduğu için sadece biliyor ki tamam bu diyor karıncanın dişisi diyor. Böceğin dişisi ona göre gidiyor. Yine geyiklerin gözlerinin altında bulunan bezler vardır. Bu bezlerle arkadaşlar ağaca dokunurlar, ağaçları işaretler ve yaşadığı alanı belirler. Yaşam alan, alanlarını belirleyen canlılar tabii ki orayı hiç terk etmiyorlar. Burada besleniyorlar çiftleşen bir nevi oranın evi oluyor ve komşularıyla aralarında mutlaka mesafe bırakıyorlar. Çünkü hani ee, alan için birbirleriyle kavga etmek istemiyorlar. Bu yüzden de belli bir mesafe bırakmak her zaman için daha iyi geliyor. Arkadaşlar. Mesela örnek verelim. Mesafe bırakıyorlar dedik ya. Telefon tellerine dizilen kuşlar arasında da bu mesafe vardır. Dikkat edin hiç yan yana olmazlar. Ve yan yana ise onlar genelde ya çifttirler ya da böyle hani geçici olarak bir araya gelmiştiler. Genelde aralarında mesafe bulunur. Yine mis köküzlerinden örnek verelim. Yırtıcı hayvan saldırıları sırasında halka oluşturuyorlar. Yavrularını halka içerisinde bırakıyorlar ve yavrularını yırtıcılardan koruyorlar arkadaşlar. Bu da yine bir sosyal davranıştır. Yine bozkurt popülasyonunda ölen anne kurdun yavruları diğer dişler tarafından emziriliyor ve yavrular ölmemiş oluyor. Bu da yine nedir? Bir sosyal davranıştır. Şimdi sosyal davranışlar içerisinde en karmaşık ve önemli olanı arılardır bence. Çünkü arılarda dans etme olayı var arkadaşlar. E, i̇ki çeşit dans vardır bunlarda. Halka dansı ve kuyruk sallama dansı. Halka dansı besinin uzaklığını söylüyor. Kuyruk sallama ise besinin yönünü gösteriyor. Şimdi nasıl oluyor? Bakın halka eğer besin uzakta ise arılar dairede daha yavaş tur atıyorlar. Besin yakında ise arkadaşlar daha hızlı tur atıyorlar. Mesela şöyle düşünün. E, şurası kovan ve besin şurada bakın. Şu kısımda ne yapıyor? Bakın besini yönüne doğru halka dansı yapıyor ve kuyruk sallaması da şu şekilde. Bakın kuyruk sallama bu şekilde besinin yönünü gösteriyor. Yani halka dansını yavaş veya hızlı yaparak besinin uzaklığından bahsetmiş oluyor. Kuyruk sallamasıyla da besinin yönünü göstermiş oluyor. Mesela ikinci dansa bakalım. Bakın 40 derecelik bir açı var. Değil mi? Bir e, açıyla... Uzaklıkta işte besin. Ne yapıyor bu sefer? Kuyruğunu sallarken 40 derecelik bir açı oluşturuyor arkadaşlar. Bu şekilde kuyruğunu sallıyor ve böylece besinin yönünü göstermiş oluyor. Yine tam arkadaysa kovanın arkasındaysa arkaya doğru kuyruk sallayarak yine besinin yönünü göstermiş oluyor. İşte bizim sosyal davranış dediğimiz davranışlar bunlardır. Özellikle arılar sosyal davranış açısından çok çok önemlidir. Şimdi gelelim sonradan kazanılan davranışlara zaten çok fazla bir şey kalmadı. Evet. Arkadaşlar sonradan kazanılan davranışları da biz dörde ayırıyoruz. Neydi bunlar? İzleme yoluyla, alışkanlık yoluyla, şartlanma ve deneme yanılma yoluyla öğrenme. İlk önce izleme yoluyla öğren. Ad üstünde bakın izleyecek birini ve o şekilde öğrenecek. Canlıların gördüklerini taklit etmesidir arkadaşlar bu. Yaparak yaşayarak öğrenmedir aslında izleme yoluyla öğrenme. Öğrenmenin en basit şekli. Mesela bizler yemek yapmayı, işte ne bileyim hamur açmayı ya da ev temizlemeyi ya da başka bir şey söyleyeyim mesela araba tamir etmeyi ee, yani bir sürü şey kimden öğreniyoruz? Annemizden, babamızdan öğreniyoruz. Bu en iyi izleme yoluyla öğrenme örneğidir. Annenizi, babanızı aklınıza getir. O ne yaparsa çocuklar arkadaşlar onu yaparlar ve onu öğrenirler. Mesela hiçbir şey bilmediğinizi düşünürsünüz ama ailenizden ayrı yaşamaya başladığınız zaman aslında ben bunları öğrenmişim dersiniz çünkü o işleri yapmaya başlarsınız. Bunu nasıl öğrendiniz? Siz izleme yoluyla öğrendiniz ve farkında değilsinizdir. Ee, mesela avlanmayı, saklanmayı, savunmayı annelerini izleyerek öğreniyor bazı hayvanlar. Örnek verelim. Ayı yavruları balık yakalamayı, yine e, fok yavruları avlanmayı annelerinden öğreniyor. Zaten bizim daha çok öğrendiğimiz şeyler annelerimizden gelir. Yine kuluçka makinesinden çıkan yavru kazlar arkadaşlar ilk önce ilk 36 saat içerisinde ebeveynlerini tanıyorlar. Şimdi bu kazlar e, uzun zaman vakit geçirdikleri araştırmacıların peşinden gitmişler. Bakın ne oluyor o zaman 36 saat içerisinde ebeveynlerini tanıyor ya o araştırmacıyı ne olarak öğrendi? Ha bu benim diyor ebeveynim diyor o zaman ben onun arkasından gideyim diyor. Bu şekilde kazlar onların arkasından gidiyorlar. Gelelim alışkanlık yoluyla öğrenmeye. Arkadaşlar bu da e, belli bir uyarana karşı tepkinin bir süre sonra kararlı bir şekilde azalması ve ortadan kalkmasıdır. Burada canlı zamanla uyarana alışıyor. Mesela örnek verelim. Kargalar kendilerini korkutmak amacıyla tarlalara koyulan korkuluklara zamanla alışırlar. Hatta o korkulukları zaman içerisinde değiştiriyorlar tarla sahipleri ki hani farklı bir şey görsün de korksunlar diye. Ama sürekli onlara alışıyorlar arkadaşlar. Yine parktaki hayvanların zamanla insanlara alışması. Mesela böyle güvercinlerin çok böyle yoğun olarak bulunduğu yerlere gittiğiniz zaman ilk başlarda kaçarlar ama sonradan artık sizin yanınıza gelmeye başlarlar. Neden? Nedir bu? Alışkanlık yoluyla öğrenmedir. Ne öğreniyor? Diyor ki yani bunlar bana zarar vermiyor. O zaman ben diyor bunların yanında rahat rahat dolaşabilirim diyor. O şekilde öğrenmiş oluyor. Bir de şartlanma yoluyla öğrenme var. Bu da Yine refleksler geliştiriyorlar arkadaşlar zamanla. Biz buna şartlanma olayı diyoruz. Mesela bu da öğrenmenin yine en karmaşık halidir. Yine sirk hayvanlarının eğitimi örnek verilebilir. Pavlov'un köpekleri yine örnek olarak verilebilir. En karmaşık olan öğrenme halidir. Son olarak geliyoruz deneme yanılma yoluyla öğrenme. Arkadaşlar bu da yine öğrenmenin en zor şekli. Neden? Çünkü canlı bunu kendi deneyimleriyle kazanıyor. Şöyle düşün mesela bizim anne babalarımız, anneannelerimiz, babaannelerimiz hep şöyle derler. İşte şunu yapma çocuğum. Bak ileride pişman olursun. Şunu yapma çocuğum. İleride işte yapamazsın falan filan. Ama biz hep burnumuzun dikine gideriz. Mesela bir şey yapacağız. Onay vermiyorlar ama biz yaptığımız zaman Diyor ki tamam benden günah gitti bak ben sana söyledim yapma diye. Sonrasında pişman oluyor muyuz onunla ilgili? Mesela olduk diyelim. Ne oluyor? He, diyor ben kendim denedim yanıldım öğrendim. O zaman artık bununla ilgili hiçbir şey yapmayacağım diyoruz. Bu nedir? E, deneme yanılma yoluyla öğrenmedir. En zor öğrenme şeklidir ve arkadaşlar en kalıcı öğrenme şeklidir de diyebiliriz aslında. Doğadaki hayvanlar en fazla bu yolla öğreniyorlar zaten deneme yanılma yoluyla. Arkadaşlar burada bir toprak solucanı deneyimiz var. Şimdi toprak solucanı bir labirente bırakılıyor. İki taraflı bir labirent. Bir tarafta elektrik şoku var. Diğer tarafta nem ve besinin olduğu karanlık bir ortam var. Şimdi toprak solucanı ilk başta nereye gidiyor? Elektrik şokunun olduğu yere doğru gidiyor. Sonra elektrik şokunu alıyor geriye geliyor. Sonra tekrardan Elektrik şokunun olduğu yere gidiyor. Sonra tekrar geriye geliyor. Diyor ki bu sefer diğer tarafa gideyim diyor. Nem ve besin olduğu yere gidince ha diyor tamam. Burası benim için uygun bir ortammış diyor ve buraya yerleşiyor. Bakın ne yaptı? Denedi yanıldı. Denedi yanıldı. En sonunda öğrendi. Yine labirente bırakılan farelerin defalarca denemeden sonra besinin yerini öğrenmesi. Bazı çok karmaşık labirent deneyleri var arkadaşlar. Yine bu en zor halidir. Yine toprak solucanlarıyla yapılan deneyde bakın şu deneyde arkadaşlar. Solucanlar yaklaşık 220 deneme sonrasında besinin yolunu bulmuşlardır. Yani e, çok zor gerçekleşen bir öğrenme olayıdır ama en kalıcı olan öğrenme olayıdır da diyebiliriz. Evet biz böylece davranış çeşitlerini bitirmiş olduk. Şimdi birkaç şey daha bahsedeceğim size. Sonra bu videoyu bitireceğim. Davranışı tek bir videoda bitirmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar burada biyolojik saatten ve hayvanlardaki savunma mekanizmalarından, savunma davranışlarından bahsetmek istiyorum. İlk önce biyolojik saat diyelim, biyoritim diğer bir ismiyle. Arkadaşlar bizim canlılar bazı yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirmek için çevreye bağlı olan hareketlerini periyodik bir sırada değiştiriyorlar. Biz buna ne diyoruz? Biyoritim veya işte biyolojik saat diyoruz. Mesela bu davranışların oluşumunda gece gündüz farkı, mevsimler, iç mekanizmalar etkilidir. Örnek verelim. Mesela insandaki uyku uyanıklık periyodu ne yapıyor bu? Gece ve gündüze göre denetleniyor değil mi? Hipotalamus denetliyor bunu da gece gündüze doğru e, oluyor. Bu biyoritim dediğimiz günlük olabilir, aylık olabilir, yıllık olabilir. Mesela günlük olarak örnek vereyim. Akşam sefasının gündüzleri kapalı, geceleri açık olması. Yine yarasanın gündüz pasif, gece aktif olması. Bunlar nedir? Günlük olan ritimlerdir. Aylık olan ritme mensürel döngü. Mesela kadınlardaki mensürel döngüyü örnek verebiliriz. Yıllık olarak da ağaçların yaprak dökmesi, kazların göç etmesi, kış uykusuna yatma bunlar da yıllık periyotlardır. Evet biyolojik saat dediğimiz olay bu şekilde. Gelelim hayvanlardaki savunma davranışlarına. İki çeşit davranış vardır. Homokrimi ve mimikri. Arkadaşlar canlılar eğer bulunduğu ortama uyum sağlıyorsa, kamufle oluyorsa biz buna homokrimi diyoruz. Eğer bulunduğu ortamı taklit ediyorsa, bunu uyum sağlıyorsa biz buna homokrimi diyoruz. Bu şekil ya da renk değişimiyle olabilir. Mesela e, ee, yengeç örümceği içine girdiği çiçeğin rengini alarak hem korunur hem de kolayca avını avlar. Bu nedir? Bir homokrimidir. Yani bulunduğu ortamın şeklini ya da rengini alıyor. Biz bunu homokrimi diyoruz. Yine kutup kekliğinin kışın beyaz tüylü yazın tabiat rengini alması. Bu da yine arkadaşlar nedir? Bulunduğu ortama uyum sağlıyor. Homokrimidir. Kırmızı derili kurbağa ya da kızıl mantar çok zehirli olduğu için canlılar tercih etmez. Bunlar nedir yine? Ee, zehir etkisi veriyor mesela sana diyor ki ha bu diyor kırmızı renkli diyor. Çok cezbedici diyor. O zaman bu zehirlidir diyor. Canlılar bunu tercih etmiyorlar. Bu da yine nedir? Renkle alakalı bir durumdur. Evet gelelim mimikriye. Arkadaşlar mimikri de mesela diyelim ki bir canlı var. Kendine ait özellikleriyle korunamıyor. Ne yapıyor? Başka bir hayvanı taklit ediyor arkadaşlar. Biz bu taklit etme olayına ne diyoruz? Mimikri. Bakın homokrimi de direkt kamufle oluyor. Yani ortama uyum sağlıyor. Ama mimikri de taklit ediyor. Hani mimiklerden, yüz mimiklerinden gelsin aklınıza. Mimiklerde ne yapıyoruz? Biz mesela başka insanları taklit edebiliyoruz değil mi? Mimikri başka türleri taklit etme olayıdır. Örnek verelim. Çatal kuyruk kelebeğinin kanadında bulunan göz desenleri baykuşun gözlerine benzediği için kuşları korkutur arkadaşlar. Bu nedir? Bakın baykuşu taklit etmiş. O zaman mimikridir. Zehirli hayvanlar zehirliliklerini gösterirlerse buna aposematik davranış denir arkadaşlar. Biz aposematik davranış diyoruz. Eğer zehirli hayvanlar zehirliliklerini gösteriyorsa biz buna aposematik davranış diyoruz. Yine mimikrinin çeşitleri var. Bakalım bakın. Zararsız sineklerin Bazıları arılara benzeyerek onları taklit eder. Bu şekilde yalancı mimikriye biz bates mimikrisi diyoruz. Bakın eğer ki bir mimikri olayı yalancı ise biz buna ne diyoruz? Bates mimikrisi diyoruz. Aslında zehirli değil. Hani e, iğnesi falan yok ama kendini zehirliymiş gibi gösteriyor. Yani yalandan yapıyor bunu. O zaman biz buna ne diyoruz? Bates mimikrisi. Bir de mimikri olayı eğer gerçekse arkadaşlar buna da müller mimikrisi diyoruz. Mesela kırmızı derili kurbağalar kızın renkli mantarlar gerçekten e, zehirli oldukları için kötü tada sahiptirler. E, yani bu yüzden aslında renkleri de kötü görünüyor. Biz buna ne diyoruz? Müller mimikrisi diyoruz. Eğer gerçekse müller, yalancı mimikri ise bates mimikrisi diyoruz arkadaşlar. Bir de altruistik davranış var. Bu da bir canlının kendi türünden başka bir canlı için fedakarlık yapmasına biz altruistik davranış diyoruz. Evet, batis mimikrisi, miller mimikrisi bence karşımıza çıkma ihtimali vardır. Yine aposematik davranış, altruistik davranış bunlar da vardır arkadaşlar. Bu yüzden homokrimi ve mimikrimi bence önemlidir. E, çalışırken biraz daha dikkat edebiliriz. Böylece da, canlılarda davranış konusunu bitirdik. Soru çözümü yapacağız sonraki videoda. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.